Diyor ki Hazreti İsa'nın gelişi nasıl olacak? Moskova'dan izleyen bir izleyicimiz göndermiş bu soruyu. Bir de Mehdi konusu var. İkisini ortak değerlendirsiniz zannediyorum. İsa Aleyhisselam niye gelsin? Cenab-ı Hakk'ın çok değerli bir peygamberi iken bizim peygamberimiz ümmet olacak. Yani tenzil rütbeyle gelecek onlara. Niye gelsin? Yani apoletlerini çökecek. Niye gelsin? Ne yapacak? Gelip de ne yapacak? Kur'an-ı Kerim elimizde var. Yapacağımız her şey belli. Ve Cenab-ı Hak diyor ki İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Ne yapacak? Gelip ne yapacak? İnsanlar bir kurtarıcı peşindeler. Bu olmaz. Bir yerde kurtarıcılık inancı varsa orada bozuk inanç var demektir. Kimden kurtaracak? Kimden kurtaracak? İşte ahirette bizi işte yetiş ya falan yetiş. Kime karşı imdat diye bağırıyorsunuz? Allah'tan mı kurtaracak? Tabii ki. O zaman Allah'tan daha güçlü, daha merhametli olması gerekmez mi? Dolayısıyla bunlar son derece yanlış inançlar. İsa'yı sadece biz beklemiyoruz. Bakın İsa yani Aleyhisselam... Hristiyanlar, Yahudiler de bekliyor zannediyorum. Zannediyorum Yahudiler Mesih, de bekliyor. Mesih İsa Mesih olarak bekliyorlar. Hı. Mesela Evangelist inançta da şöyle bir şey var. Ki burası çok garip zaten. Hani kıyametin erkene alınması planı. İşte, orada gariplik yok. Onlar dini kendileri oluştururlar. Onların dini Allah'ın dini değildir. Kendinden uydurduğu dindir. Dolayısıyla onlar istedikleri gibi karar alır, değiştirirler. Hani şeytanlar var. Onların da görüşü şu. Yani bunlar dindarlar. Diyorlar ki biz işte bozgunculuğu, ahlaksızlığı ne kadar arttırırsak, zulmü ne kadar arttırırsak İsa Mesih'in gelişini o kadar hızlandırmış oluruz. Hani o gelecek, temizleyecek. Onun gelmesi için, onu görebilmek için işte bozgunculuğu, zulmü... Şimdi İsa Mesih geldi, sen beş para etmez bir adamsın. Niye yarar? Şimdi bakın, ya bu konuyu, bu çok çok mühim bir konu. Hı hı. Tabii sonra geldikçe devam edelim. İsa ve Mehdi inancı ile insanları öylesine sömürür ki bugün de Mehdiliği kullandırarak sömüren üçkağıtçılar var bugün. Müslümanların iliklerine kadar sömürüyor bazı üçkağıtçılar. O elime geçti onları yani Allah rızası için böyle doğrar mı biliyor musunuz? Aman yani din sömürüsü yapıyor. Din sömürüsünden daha çirkin bir sömürü yoktur. İnsanların dini duygularını kullanarak bazıları İsa olmaz Mehdi verelim diyor. İsa kalmadı sana bir Mehdi verelim der gibi böyle bir takım şeyler var. Her devirde çıkar böyle. İsa, Mehdi bunlar insanları sömürmek için kullanılan kavramlar maalesef haline gelmiştir. Şimdi işin esası ne biliyor musunuz? Ama yani bak şurada bir ayet söyleyeyim. Hani Mehdi gelecek diyenler, tamam din sömürüsü dediğiniz işin bu kısmı vardır. Bunu bir köşeye koyalım. Ama hani Mehdi gelecek diyen, yani samimiyetle buna inanan insanlar var. Mesela bekleyenler var ben biliyorum yani tamam. Falan tarihte gelecek gelmiyor. Bir türlü verdiği sözü tutamadı tabii, ben 2000, biliyorum yıllarca bekleyenler 2000'de var. Olacak hani rakamlar ilginç 2000 vesaire işte buna benzer rakamlar vardı. Bunu şunun için soruyorum. Yani bir takım hadislerden bir takım hadislerle bunları destekleyip Mehdi'nin geleceğine samimiyetle inananlar var. Yani şimdi hani bu samimiyetleri nedeniyle o kişileri suçlamak hani demek ki bu Mehdi'ye soyunanlar öbürleri de akıllarını kullanmayanlar. Akıllarını kullanmayanlar da bu sıkıntıya katlansın kardeşim. Yani din söz konusu olduğu zaman mutlaka sorgulayıcı olmak zorundasınız. İslam diniyle diğer dinler arasındaki fark budur. İslam aklı sonuna kadar kullanmayı emreder. Ama İslam'dan uzaklaştığınız an sizden ilk istenen şey bu akıl işi değil. Bunu sen anlamazsın. Herhangi bir yerde bu akıl işi değildir deniyorsa din adına o yerden Allah'a sığınmak lazım ve kaçmak lazım. Aklınızı sonuna kadar kullanacaksınız. Delilin ne kardeşim? Bakın biz peygambere inancımız, Allah'a inancımızı eşhedü kelimesiyle ifade eder. Ben şahidim, tanığım, gözümle görüp elimi tutmuş gibi biliyorum. Bu öyle mehdilik falan İsa'nın gelmesiyle bu eşhedüyle olması gerekir. Onda Kur'an'da olması lazım. Başka yerde olamaz. Şimdi Kur'an'ı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da ne varsa onu söylemiştir. Onun dışında bir şey söylemiş değildir. Ya da bir adım ilerisi söyleyemez. Ha?
bir adım ilerisi söyleyemez. Aykırı. Aslında söyleyemez. Zaten Allahü Teala diyor ve lev takavvale aleyna ba'da'l akavil le akadnahu bi yemin. Thumme le kata'na minhul vetin. Hele diyor bize karşı bazı sözler uydursaydı onu sıkı bir şekilde yakalar, onun şah damarını koparırdık diyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz için söylüyor bunu. Şimdi burada İsa Mesih ya neyse şimdi o Mehdi'ye daha sonra gelelim de İsa tekrar başlayalım. Gelecek şeyin temelinde ne var biliyor musunuz? Burada Ali İmran suresinin 81. ayetinde Allahü Teala diyor ki ve izâ kadâ Allahu mîtâqan nebiyyin. Allah peygamberlerden kesin söz aldı. Lema âteytukum min kitâbin ve hikmetin. Size bir kitap ve hikmet doğru hükümler verirsek ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. Sonra bir peygamber gelir, bir elçi gelir. Sizinle beraber olanı tasdik eder, kabul eder. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, Tevrat-ı İncil'i reddetmemiştir. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. Kesinlikle ona inanacak ve ona yardımcı olacaksınız. Allah'ın aldığı söz bu. Dolayısıyla bugün açın şeyi, mesela Yahudilerin amentüsünü açın. Orada şunu söylerler, imanın şartlarından bir tanesi de gelecek Mesih'e inanmak. Altında da şunu koyarlar. Gecikti ama gelmesini beklerim. Ben bir